Ali Kara Hasanoğlu Üfleyen FETÖ, sesendiren Kemal Senaryo 2014'ün aynısı Bülent Arınç bize Kavli Leyin'le konuşunuz tavsiyesi yaparken Millet İttifakı'na zillet dememizi yasaklarken CHP Genel Başkanı'nın dindar insanlara yaptığı en iğrenç iftiralardan bir tanesini tekrar tekrar dillendirdiğinde bunu da söylememek gerekirdi demezken ve sonuçta Bülent Arınç'tan cesaret almış olmalı ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında eski yıllarda da dile getirdiği ama iftira olduğu tescillenen bir FETÖ üflemesini tekrar dillendirdi. Bakmayın siz bu CHP'lilerin bizim hayatımız FETÖ ile mücadelede geçti palavralarına. İşte somut örnek. Bu ülkenin o tarihteki Başbakanı Tayyip Erdoğan meydan meydan dolaşıp FETÖ'nün nasıl alçak bir örgüt olduğunu halka anlatıyor, bunlar haşhaşi diyor. Ülkenin başbakanının bu sözleri meydanlarda yüz binlerce insanın huzurunda canlı olarak dillendirdiği günlerde, Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün samanyolu haberine çıkıyor, şimdi ABD'de kaçak yaşayan FETÖ'cü Abdullah Abdülkadiroğlu'nun karşısına geçiyor. Önce Suriye'ye girecek, seçim öncesinde Türkiye'yi savaşa sokacak diyor. Karşısındaki FETÖ'cü bile ya şaşırıyor ya da önceden sözleşmişler şaşırmış rolü yapıyor. Tahmin mi yoksa duyumlar mı var diye soruyor. Tıpkı bugünlerde Sadat askeri eğitim yapıyor, kamplar var, siyasi suikastlar yaşanabilir iftirasında kendisine elinizde belge bilgi var mı diye sorulduğunda verdiği cevaptaki gibi duyumlar var diyor. FETÖ'nün çok güçlü isimleriyle görüşmüş, çok garantili kendisine sözler verilmiş olmalı ki 19 Mart 2014 günü FETÖ'nün kanalındaki canlı yayında kemküm etmeden net şekilde Erdoğan'ın kaçmaktan başka çaresi yok, Erdoğan kaçacak bunun kurtuluşu yok. O kaçsa da biz onu getirip yargılayacağız diyor. Yine sözleşmeli FETÖ'cü şaşırmış gibi soruyor. Yurt dışına derken Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Tarihi tekrar hatırlatıyorum 19 Mart 2014. FETÖ'nün emniyet darbesiyle hükümeti devirmeye kalkmasının üzerinden 3 ay geçmiş. Emniyet darbesi sonrasında Türkiye'nin planlı ilk seçiminin yapılmasına 12 gün kalmış. Türkiye çalkalanıyor, AK Parti gidiyor naraları ortalıkta atılırken Kemal Kılıçdaroğlu da havaya girip bu ülke için geceli gündüzü çalışan Erdoğan'a iftira atıyor, kaçacak diyor. Üzerinden bugün itibariyle tam 8 yıl geçmiş. Erdoğan kaçmış mı? Tam aksine o günden bugüne ülkeye hizmet anlamında dev projeleri hayata geçirmiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayın, Osman Gazi Köprüsü'ne, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Çanakkale Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na. Kaçacak dediği Tayyip Erdoğan o günden bugüne araştırsanız üst üste 3 gün tatil yapmadan çalışmış. 15 Temmuz ayın darbe girişimi yapıldığında bile hiç tereddütsüz darbeciler savaş uçakları ile insanların üzerine bomba yağdırdığı saatlerde birçok kişinin nerede olduğunu bilmediği Marmaris'teki mekandan halkıyla buluşmak üzere İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a doğru uçarken havalimanı henüz Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ümitler beslediği FETÖ'cü darbecilerden kurtarılmamış. Ama hiçbir tereddüt geçirmeden Erdoğan Yeşilköy Havalimanı'na gelmiş. Kılıçdaroğlu ise aynı havalimanından darbecilerin tankları arasından sıvışıp Bakırköy Belediye Başkanının evine kaçmış. Evet kaçmış. Biz Tayyip Erdoğan'ın halkımı meydanlara çağırıyorum daveti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu göremiyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu kaçmış. Erdoğan'ın İstanbul'da havalimanına indiği ve canlı yayın yapıldığı saatlerde Kılıçdaroğlu ne televizyonlarda ne sosyal medyada hiçbir yerde göremiyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu kaçmış. Ta ki devlet darbecileri derdest ettikten sonra, hakimiyetiyle geçirdikten sonra Kılıçdaroğlu meydana çıkmış. Aynı Kılıçdaroğlu şimdi 8 yıl sonra, 8 yıl önce ben bu yalanı söylemiş rezil olmuştum. FETÖ kulağımı üflemişti ben de robot gibi tekrarlamıştım. Ama adam giydiğini gösterdi kaçmayı boş ver darbecilerin elinde olan havalimanına inip hepsine meydan okudu. Aynı yalanı değil başka bir yalan bulayım onu söyleyeyim diye düşünme ihtiyacı bile hissetmeden büyük ihtimalle 8 yıl önceki iftirayı kulağına üfleyen FETÖ'nün söylemini şimdi tekrar dillendirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu iftirayı dillendirmesinin üzerinden 2014 mahalli seçimleri geçmiş. Erdoğan aslanlar gibi il il dolaşıp FETÖ ile mücadele etmiş, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine girmiş, Topunuz Gelin resmiyle meydanları CHP'ye dar etmiş, FETÖ'nün inlerine girmiş. 2015 yılında iki defa genel seçim yapılmış, FETÖ'cülerle de, PKK'yla da, CHP'yle de mücadelesinden milim taviz vermemiş. 15 Temmuz ayın darbe girişimi sırasında darbecilere öyle bir tokat indirmiş ki, 40 yıllık sinsi yapılanmanın belini kırmış. 2017 referandumu yapılmış. Yine Erdoğan meydanlarda gitmedikil bırakmadan meydan meydan dolaşmış. 2018 genel seçimleri ta 4 yıl öncesinden kaçacak denilen Erdoğan CHP'yi rezil etmiş. Utanmaları olsa yerin dibine geçecek hale düşürmüş. 2019 mahalli seçimlerinde İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmiş olsa bile Türkiye genelinde CHP'yi ikiye katlamış. Hatta mahalli seçimler öncesinde İstanbul ve Ankara'yı kaybederse Erdoğan kaçacak diye yine ahlaksızca iftiralar dillendirilmiş. Ama ülkeye hizmet etmekten Erdoğan yine bir gün bile geri durmamış. Şimdi yine aynı mavalla Kılıçdaroğlu sahneye çıkıp kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurt dışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişiyle sınırlı izin çıkarma peşindeler diyor. Kendi yalanla kendi de inanmıyor. 2023'te de yine seçimi kazanamayacağız diyor. Yoksa Erdoğan kaçacak iftirasına kendi inansa oh be ömrümüzün sonunda bir seçim kazanacağız diyerek havalara zıplaması gerekirdi. Öyle bir sevinç görebiliyor musunuz Kılıçdaroğlu'nda ben göremiyorum. O halde iftiranızla batın, yalanlarınızla yok olun, alçak suçlamalarınızla mahvu perişan olun. Allah size gün yüzü göstermesin, sıçatmak istediğiniz çamurda boğulun diyelim. Bülent Arınç Bey'e de soralım. Kemal Bey bunları hak etmedi mi? Ali Kara Hasanoğlu Bülent Orakoğlu Mossad ajanı iddialarına cevap veremeyen Özda, 28 Şubat Cuntası'nın Asparagas iddialarına sığındı. Türkiye'nin siyasi tarihi bir darbeler manzumesi olarak telakki edilebilir. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 fiili darbelerine karşın 28 Şubat sorgulanabilirlik açısından yakın tarihimizin iç ve dış aktörlerinin ıslak imzalı belgelerinin deşifre edildiği ve cuntacı üst düzey askerlerin yargılanarak cezaevlerine kapatıldığı önemli bir postmodern darbe sürecine işaret ediyor. Günümüzde 28 Şubat sürecinde askeri ve sivil cuntanın arka planında azmettirici olarak ABD, NATO, Mossad ve FETÖ'nün olduğu artık inkar edilemez bir şekilde ortaya çıkmış görünüyor. Bu süreçte darbeciler tarafından irticai kalkışma olduğuna yönelik kamuoyu algısı yaratma ve güçlendirme amacıyla Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Kurmay içinde kurulu psikolojik harekat birimleri, apoletli medya asıl görevlerinin dışına çıkarılarak darbenin haklı ve meşru olduğuna yönelik çeşitli psikolojik harp metot, usul ve taktiklerini merkez medyayı da kullanmak suretiyle darbeye karşı çıkan milli ve yerli unsurlar üzerine uygulayarak Refah Yol Hükümeti'nin antidemokratik bir şekilde iktidardan uzaklaştırılmasına neden olmuşlardı. Bu dönemde İstihbarat Daire Başkanı olarak BCG'nin deşifre edilip devletin üst katlarına bildirmem nedeniyle Apoletli medya tarafından hedef alınmış hakkında cuntacı askerlerin masa başında ürettikleri yalan iftira ve asparagas olarak hazırlanan manşetler kamuoyuna servis edilmişti. 02071997 tarihinden itibaren ulusal basın ve görsel medyada gerçeği yansıtmayan, objektif hukuk kurallarına ve maddi hiçbir delile dayanmayan şahsım ve çalışma arkadaşlarım kara propagandayla casus, vatan haini, çete, gladyo gibi yakışıksız sıfatlarla linç ve yargısız infazlarla karşı karşıya kalmıştık. 28 Şubat süreci içinde apoletli medyaya Mossad tarafından milyar dolarlar gönderildiği Refah Partili bazı milletvekilleri tarafından açıklanmıştı. Aslında 28 Şubat darbesinin bir numaralı destekçisi ve organizatörünün Mossad olduğu, Çevik Bir ve bazı komutanların sık sık İsrailli üst düzey asker ve siyasilerle yaptıkları toplantıların deşifre edilmeleriyle ortaya çıkıyordu. Perinçek Ümit Özdağ Zımni İşbirliği mi? 28 Şubat sürecinde cuntacı askerlerin masa başında ürettiği kara propaganda içerikli asparagas haberler ve manşetlerin günümüzde 28 Şubat'tan 25 yıl sonra enteresan bir şekilde Aydınlık'ta Ulusal Kanal'da Aydınlıkçı bazı köşe yazarlarının konuşma ve yazılarında kullanılması ne anlama geliyor? Türkiye'de ikinci bir 28 Şubat'ta zemin hazırlamakla 28 Şubat zihniyetini diri tutmak gayret ve amacı açıkça görülebiliyor. Bu konuda Perinçek'in yaptığı itiraflar mevcut. Perinçek tamamen şahsını hedef alan 28 Şubat Cuntası'nın psikolojik harp yöntemleriyle günümüzde beni hedef alması, Ümit Özdağ'ın da Mossad'la ilgili iddia ve suçlamaları bir kez daha göz ardı ederek, aydınlıkta ve ulusal kanalda çıkan haberleri baz alarak şahsımı aşağılamaya çalışan ifadelerinin, sözde bu iki zıt ideoloji taraftarlarının zımni bir işbirliğine işaret ettiği çok açık. Perinçekgillerin organize bir şekilde tarafıma yönelik kasıtlı asparagas yalan haberleriyle FETÖ ile iltisaklı olduğum yönündeki haberleri tamamen kurmaca yalan dolan ve iftiralardan ibaret. Eğer Perinçekgiller FETÖ ile mücadele konusunda bu kadar samimiyseler, 28 Şubat'ta FETÖ'yü koruyup kollayan, TSK içinde FETÖ'nün önünü açan eski Genelkurmay Başkanı Karadayı'ya neden toz kondurmuyorlar? Sakın Karadayı Paşa bir taraftan TSK içinde FETÖ'nün önünü açarken diğer taraftan da Perinçek grubuna yol vermiş olmasın. Zira Perinçekliler FETÖ ile iltisaklı polisler için sayısız suç duyurusunda bulundular bu doğru. Ancak TSK içindeki FETÖ örgütlenmesiyle yaptıkları bir suç duyurusunu doğrusu hatırlamıyorum. Özdağ'ın 28 Şubat cuntasının kara propaganda olarak öne sürdüğü söylemlerle tarafıma saldırması, kendi orduma casusluk yaptığımı iddia etmesi ne hazin ki kendisinin darbeci cuntaları öven vesayetçi bir zihniyete sahip olduğunun işaretlerini veriyor. Oysa 28 Şubat cuntacılarından ve FETÖ'den arınmış Türk Silahlı Kuvvetlerimiz günümüzde dünyanın en güçlü orduları arasında hak ettiği yeri almış durumdadır. Devletin üst katlarına istihbarat birimlerimize karşı faaliyetlerini bir devlet düşmanı olacak şekilde dillendiren Özdan, 28 Şubat cuntacılarına destek anlamına gelen söylemleri muhakkak ki hukuk açısından hak ettiği şekilde değerlendirilmekte olup bu uygulama halen devam etmektedir. Unutmadan Ümit Özdağ'ın FETÖ ile ilgili ithamlarına bakarak aydınlık grubundan esinlendiği çok açık görülüyor. Bazı uzmanlarsa karanlıklar dünyasında FETÖ her savunmada var zaten. İşin içinden çıkamayan karanlık simalar FETÖ deyip sıyrılmaya çalışıyorlar tespitinde bulunmuşlardı. Bir de unutmadan 28 Şubat'a darbe diyen herkes Perinçe'ye göre FETÖ'cüymüş. Ne zeka ama. Perinçekgiller ve Ümit Özdağ'ın hakkındaki iftira kumpas belgelerde tahrifat yaparak günümüzde attıkları psikolojik harp ürünü uydurma manşetlerle ilgili Ankara 2 Noğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 17.03.1999 tarihli 11 esas kararıyla 2559 sayılı PVSK ek 7 maddesindeki hükme göre kanuni görevini yerine getirmiştir yönündeki hukuki kararının bu zımni şer ittifak tarafından kasıtlı bilerek göz ardı dinlesinin ciddi karşılığı olacağı kesindir. Bu böyle biline. Bülent Olakoğlu